sonra harika bir oyunun ilk gösterimi başlayacak. Hepimiz oldukça heyecanlıyız. Bu genç dinamik ekip sahne alacaklar. Yazarımız Kaan Erkan, yönetmenimiz Avni Kütüphoğlu ve yapımcımız Eren Karadağ. Evet hocam, sizden mi başlayalım yazar olarak? Kalemi aldınız. Her zamanki şahane kaleminizde güzel bir komedi olduğunu düşünüyorum. Doğru mu? Bilmiyorum. Ben de ilk defa seyredeceğim. Ben yazarken güzeldi. Güzeldi. Sonra Avni hocama verdim. Avni hoca nasıl yaptı? Dur bakalım. Göreceğiz. Avni hocam o zaman yazarların en büyük kıvırmalarıdır. Ben yazdım, yönetmene verdim. Gerisi beni ilgilendirmez. Zaten şaşıracak, yazdığı gibi değil ki o. Başka bir şey yaptı. Değiştirdiniz mi? Eyvah eyvah. Kızacak mı acaba, sevinecek mi bilmiyoruz. Sanırım keyifli, çok kahkaha attırmayacak ama keyiflendirecek. Hoşça zaman geçirecek bir oyun yaptık. Pırıl pırıl, gencecik bir kadroyla. Hepsi çok yüreklerini koydular, emeklerini koydular. Hep birlikte el ele verdik. Bir tane ihtiyarımız var içimizde. Yasin Kezer. O da gençleşmeye başladı bu süre içinde zaten. Harika. Keyifli bir şey olacak sanırım. İlk oyunumuzu oynayacağız. Bakalım izleyiciden gelen tepkiler. Artık yazarımızdan gelecek. Güzel olacak diye düşünüyorum. İlk kez seyrediyor. Hiç gelmedi. Evet. Provaya bu. Yönetmeni bırakmış. Arkadaşlar karakterleri tanıyalım. Bir baştan başlayalım. İsim soy isimizle birlikte. Merhabalar, ben Uğur Özbağ. Muhasebeciyi oynuyorum. Evet. Merhaba, ben Öykü Işık. Hikmet karakterini, yani evin kızını oynuyorum. Evin kızı. Evet. Evde kalmış, evlenmedi diyen babası değil mi? Evet. Babası Niyazi Kezer mi oluyor? Evet. Devam ediyoruz. Ben Meltem Berber. Hizmetçi karakterini canlandırıyorum. Ben Elif Asman Arslan Görür, Hikmet'in arkadaşı Nil'im. Nil, meraklı Nil, meraklı komşum Nil. Kocası? Ben Arda Yüksel Ener, Nil'in kocasını oynuyorum. Sezai. Ben Kaan Kara, Adil karakterini oynuyorum. Muhasebeci aynı zamanda biz castız birbirimizi. Cast oynuyoruz. Evet. Efendim, ben Deniz de Niyazi Gezer, evin huysuz geçimsiz babasını oynuyorum. Eyvahlar olsun. Size yakışmamış bu rol. Siz çok dünya tatlısı bir izlemişsiniz. Ben değilsiniz. Neyse artık. Biz de panonun arkasında Kaan'la sürekli birbirimizi yiyen iki hınzır adam oynadık. Bu bir itiraf mı hocam? Söyleyeyim mi bana ne yaptın? Hayır. Hayır. Söylesin mi arkadaşlar? Ne yaptınız? Neyse sır kalsın. Ben öğreneceğim arkadaşlar. İletirim bilahare. Yolunuz apaçık olsun arkadaşlar. Evet, oldukça heyecanlısınız. Mutlaka çok güzel hazırlandığınızı düşünüyorum. Gözleriniz pırıl pırıl ve isteklisiniz. Gençler dinamik değil mi hocam? Kesinlikle. Evet, kesinlikle. Niyaz Bey onayladı. Yolunuz açık olsun. Sağ ol. Ben de onların enerjisiyle. Niyaz, saçlarını mı yiyordun sen? Çok güzel. Gördüğünüz gibi keyifli bir ekip arkadaşlar, kaçırmayalım. Sezonda da gümbür gümbür devam edecekler. Yanlış anladın şekerim oyunumuzun adı. Bu hizmetçiye sen mi sinirlendirdin bunu? Bana bak, uğraşma şu hizmetçiyle. Ay babacığım, hizmetçi mi kaldı bu devirde? Yardımcı onun adı. Hizmetçi uşak falan kaba oluyor biraz. Peki ne diyeceksin çıkalım? Adıyla seslen, ne bileyim kızım falan de. Hayır efendim, o klasik bir hizmetçi işte, o kadar ha. Evliliğin sıkıntılı olmayan yanları da var küçük hanım. Sen anladın onları. Artık sen şey biliyorum. Ben sıkılıyorum belki. Derdim şeylerden değiller. Sana koca değil, palyaço lazım demek küçük hanım. Ay ver sana lafı içeceğim. Uğraşma, yürü git sen koca bul. Allah Allah. Üst katta bir şeyler var. Ha, onlar bizim ailenin bireyleridir kızım. Anlıyorum. Ama bunlar birazcık garip şeyler. Aa, kesin bizimkilerdir o zaman kızım. Bizimkilerden garip daha ne var ki? Kesin, kesin. Ben kesin halaya bir dere gördüm. Bak ya. Ya. Adam zengin dedik. Koskoca Şahat Bey dedik. Köpeğin de koskoca olacağını düşünemedik ki. Hayır, köpek. Islıkçı bu olsa gerek. Evet, evet. İyi. Meslektaş da sayılırız. Hanımefendi, şeyi soracağım. Sen Melek'le mi konuştunuz? Melek kim ya? Yardımcım. Hani az önce... Eminim o bak. Hizmetçi! Oy! Ayrıca insanlar niye kapılarını açık bırakıyor ki bu kadar? Ay bakın da yani kendi gibi evinde sevimsiz ve pespayla hayatım. Ay doğru söylüyorsun hayatım. Allah için iyi kızdır ama erkekten hiç anlamaz dedi. Erkekten anlamaz. Evet. Sezai, çık dışarı. Niye çıkıyorum hayatım? Hava al. Yaklaş. Gözlerin içine bak. Bak. Ben kaçın kurasıyım. Kaçın. Bilmem.
İsmalar, merhabalar. Abla bak ya! Hemşerim! Tebrik ederim, mirim. Teşekkür ederim.